Ermeni Apostolik Kilisesi'nin 6 Ocak'ta kutladığı Doğuş ve Beliriş Yortusu, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi'ne bağlı din görevlisi bulunan kiliselerde büyük bir coşku ile kutlandı. Seçilmiş Patrik Saak Maşalya'nın Patriklik Meryem Ana Kilisesi'nde riyaset ettiği ayinde, İsa Mesih'in Ürdün Nehri'ndeki vaftizini temsil eden su haç ile kutsandı. Ermeni Apostolik Kilisesi'nin 6 Ocak'ta kutladığı Doğuş ve Beliriş Yortusu, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi'ne bağlı, din görevlisi bulunan tüm kiliselerde büyük bir coşkuyla kutlandı. Türkiye Ermenileri 85. Seçilmiş Patriği Episkopos Kadasetli 2. Saak Maşalyan, Patriklik Merkez Meryem Ana Kilisesi'ndeki ayine riyaset etti. 6 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde başlayan Kutsal Sunu ayinini, kilisenin din görevlisi Kıdemli Peder Andreas Hagopyan sundu. Yine aynı kiliseye bağlı Diyakos ve Muganniler de sunakta yardımcılıkları üstlendiler. Ayin süresince ilahileri kilisenin Koğutan Korosu, şefleri Hosep Kuyumcuyan yönetiminde seslendirdiler. Komünyon dağıtımının ardından Patrik Maşalyan, Ermenice ve Türkçe olarak verdiği vaazda özetle, 2000 yıldır büyük sevinç ve coşkuyla kutlanan İsa Mesih'in doğuşunun aslında içinde birçok anlam barındırdığını, bunlardan birinin de doğduğu günün aslında İsa Mesih ve ailesi için zorluklarla dolu bir yaşamın başlangıcı olduğunu, ancak tüm Hristiyanlar için de bir bayrama dönüştüğünü dile getirdi. İsa Mesih'in melek tarafından verilmiş isimlerinden biri İmanuel, yani Tanrı bizimle beraberdir. Öyle ki bebek İsa Mesih doğumuyla bize bu mesajı verdi. O bir kurtarıcı olarak doğdu. Bizi tanrısızlıktan, ümitsizlikten, karanlıktan kurtarıyor diyerek sözünü sürdüren Patrik Maşalyan, kilisede bulunanların ve tüm cemaatin doğuş ve beliriş bayramını kutladı. Ayine katılan Santa Maria Katolik Kilisesi temsilcilerine de teşekkürlerini sundu. Vaazın ardından İsa Mesih'in Ürdün Nehri'ndeki vaftizini temsilen su haçla kutsandı ve haç suya bırakıldı. Ardından kortej halinde kiliseden çıkıp Kazazartin Amira salonuna geçildi. Burada su, ekmek ve tuz kutsanmasıyla tören son buldu.